Evet, Denizli Horozunu konuşmaya devam ediyoruz. Denizli Horozu Yetiştiricileri Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle. Şimdi cüsse görüntü ayrı bir keyif. Sesini duymak ayrı bir keyif. Tabii. Şimdi biz genelde böyle bakıyoruz. İşte kuyruğu yeşil siyah olanlar dikkatimizi çekiyor. Bu ekranda geliyordur. Sırtı da beyaz. Veya işte burada hemen yanında hafif sarımsı sırtı rengi. Oraya farklı farklı renkler var dediniz. Tabii bunların 5 varyetesi var. Biz de bunları biliyorduk. Demir Bey de bunları tescilliyor. Varyetelerinde TAGEM'e bildireceğini söylemişti. Ben araştırma yaptım biraz da. Hakikaten de varyeteleri TAGEM'de şu an yayınlanmaya başlamış. Daha önce yoktu. Demirkır, pamukkır, pekmez kefi, alhoroz ve siyah olmak üzere 5 varyetesi var. Bunların ara geçiş renkleri de var. İşte onlara da işte üzerindeki renge göre ballı, kefi sarı, bunun gibi renk şeyleri var. Ve bunlar renk olarak dediğiniz gibi kuyruğu genelde siyah oluyor. Renkte, ışıkta parladığında yeşil ve siyah oluyor. İşte Denizli horozumuz, Denizli Spor rengini buradan almış. Buradan almış, devam ediyor. Güzel bir şey. Yani şehrimizde şu an Denizli horozunun ününden, şeklinden, mesela Denizli Belediyesi'nin logosu Denizli Horozu'dur. Denizli Valiliği'nin, İl Turizm Müdürlüğü'nün. Herkes bundan faydalanıyor. Denizli'nin horozun renklerinden, ününden. Bizler dahi işte bir dışarı çıktığımızda neresin Denizli? Asker ocaklarında özellikle bunlarla karşılaşıyoruz. Neresin de o horoz gelmiş, hoş geldin falan. Güzel bir şey. Yani biz buradan gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz ama destek de istiyoruz gurur duymakla beraber. Denizli horozu bizimle var olacak. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Dediğiniz gibi devamlılığı hakikaten çok önemli. Bu işin devamlılığını sürdüreceğiz. Bayrağı biz aldık diyorsunuz. Evet. Bayrağı biz aldık. Bundan sonra artık devam ettirmeyi hedef edindik ve bu işin peşini bırakmayacağız. Sürekli devam edeceğiz. Ne kadar ilimizde efendime söyleyeyim milletvekillerimizden tutun. Valimizden, sayın valimizden, sayın belediye başkanımızdan, oda başkanlarından hepsini tek tek ziyaret edip bunlardan desteğimizi isteyeceğiz. Vereceklerinden de eminim. Şimdi kanatlı hayvanlara karşı Denizli yöresinin ayrı bir ilgisi var. Ki Türk devletlerinin de çağlar boyunca farklı ilgisi olmuştur. Bilenler bilir, mesela bir restore edilen Akan Kervansarayı'nın üzerinde bir güvercin figürü vardır. Güvercinle olan ilgi de çoktur bu yörede. Hatta bu yöreye has çok da cins, özel bir güvercin de vardır. Ötesinde Denizli Horozu da yine Laodikya'daki kalıntılarda, buluntuların üzerinde figürüne rastlandı. Demek ki horozu olan ilgi çok eski çağlara dayanıyor burada. Ki Laodikya'da ayrı bir medeniyet, oldukça da güçlü, zengin, ekonomisi kuvvetli bir medeniyetin olduğu söyleniyor. Zenginliğin olduğu yerde horozu olan ilginin olması, özellikle de figürdeki görüntüsüne bakılırsa Denizli horozuna olan ilgi dikkat çekiyor. Şimdi işte böyle bir değeri sahiplenmek gerekiyor. Hasan Bey'in dediği gibi kamu kurum kuruluşları olsun, özel sektörde birçok isim Denizli horozunun ama görüntüsünden ama isminden faydalanıyor bir şekilde. Bu faydanın devamı için de sahip çıkmak gerekiyor. Kuyruk oldukça gösterişli Yücel Bey bu hayvanlarda. Özelliği mi Denizli horozunun? Başka bir horoz cinsinde mesela böyle bir şey var. Şimdi süs tavuklarının, süs horozlarında çok daha uzun kuyruklar var. Yani var. 1 metre, 1.5 metre aşağı doğru sallan sülün gibi. Sanki asil duruyormuş gibi. Ama bununki daha farklı. Yani arkadan ön tarafa doğru yuvarlak ve çok daha yüksek kendinden kuyrukları. Ve rengi ve düzgünlüğü önemli. Çok daha farklı. Yani her horozda kuyruk olabilir, daha büyük kuyruk olabilir ama bunun görüntüsü daha bir başka. Şimdi burada yani asıl derneğin amacı, yani bizim amacımız, asıl niyetimiz bir de şu aslında. Şimdi diyelim ki bazı kişilerde, diğer illerde veya burada elinde güzel horoz var. Ama ayrı bir hırs ve inat olmuş burada. Vermek istemiyor. Mesela güzel horozu var elinde. Sesi de güzel. Onu başkasına vermek istemiyor. Mücevher gibi saklıyor. Evet. Yani o da ne oluyor? Hem ırkın azalmasına hem de o horozun çoğalmasını engellemiş oluyor.
Biz şimdi yapılan bu özel kafeslerde yani şahsa ait olmayacak, derneğe ait olacak. Ve en az 6 ayda bir Demir Bey gelip kan örnekleri alıp inceleme yaptıktan sonra bunu o kümeste komple üretip herkese yayacağız bunu. Yumurtasını veya civcivini tüm Türkiye'ye. Evet. Geçen gün beni Azerbaycan'dan aradılar. Şeyden, internetten bakmış, videosunu seyretmiş. Bunu nasıl temin ederiz? En büyük acımız da o zaten. Yani şehir dışlarına otobüsle canlı hayvan gönderemiyoruz. Yurt dışına hiç gönderemiyoruz yani. Uçakla gitmesi lazım. Hı hı. Bir sürü zorlukları var işte. Bayıltacağım, bir şeyler yapacağım falan. Evet. Yani çok zorlukları var. En azından yurt içinde bile bu canlı hayvan kargosunu bir halledebilsek onu halledemiyoruz. Yani o sıkıntı tanıdık arkadaşlar giderse veya misafirler gelirse biraz da bayramlarda, tadillerde geldiklerinde öyle temin etmez. Ama yumurta gidiyor. Kargo ile gidiyor ama bazen zayiat veriyor, bazen vermiyor. Bu da hallolsa çok daha iyi olur. Ama dernek vasıtasıyla yani asıl ilerideki çalışmalarımızda bunu sağlayabilirsek isteyen herkese o tam saf ırkın yumurtasıyla civcivine temin sağlanacak. Şimdi ben güvercinden biliyorum. Yurt dışından ta İngiltere'den gelip buradaki güvercinleri görmek isteyen kuşçular var. Gruplar halinde geliyor. Onlar böyle özel turlar düzenliyorlar vesaireler. Mesela Denizli Orozu'nu görmek için nerelerden geliyorlar? Şehir dışından herhalde meraklısı vardır. Var tabii ki. Hasan Bey söyledi. Onlar bugüne kadar hep iyi olanlarını almışlar, sağ olsunlar götürmüşler, sahiplenmişler, evet. Sahip çıkmışlar evet. Dedi. Nerelerden geldiler mesela bugüne kadar duyduğunuz? Genelde İzmir, Antalya, Ankara, yani Denizli halkı kusura bakmasın da diğer iller bizden duyarlı bu konuda. Daha çok ilgili. Evet, diyorsun. Biz komşumuzu horozun ötüyor diye şikayet ediyoruz ama evet. Diğer ildeki adam bu horoz merak edip geliyor, görüyor, gerekirse yumurtasını götürüyor. Evet. Yani Denizli biraz bu konuda geri kalmış durumda. Yani şey var ya hani her horoz kendi çöpüne deniz horoz her yer tutar meselesi var evet, ya. Evet. Hakikaten doğru ben Artvin'e kadar gönderdim. Artvin'e deniz horozu gitti ve memnun. Yani Van'dan isteyen var. Yani çok yerde isteyen Hatay'dan gidenler de var. Ben biz Artvin'e kadar gönderdik ve şu anda memnun. Evet. Tabii anladığım kadarıyla ama bu yöre yani yakın çevre bir farklı meraklı bu işe. Muhakkak. Orası bir başka. Bir de son günlerde yani gerek belgesellerle gerek haberlerle bu deniz horozu gündeme çıkınca biraz daha fazla sahiplenilmeye başlandı. Ama şu hani 6 aya kadar, 1 seneye kadar çok fazla pek duyulmuş bir şey değildi. Herkes kendisine ufak tefek yapıyor, temin ettiği yerden ediyor ama güncel değildi. Birçok kanalda, birçok yerde belgeseli de haberleri yapılınca biraz daha önemi arttı. Aslında iyi oldu. Yani herkes hem deniz horozu önem vermeye başladı hem de elindeki hayvana önem vermeye başladı. Daha da iyi olacak inşallah. Evet. Tabii şimdi düşünüyorum da siz birbirinizi tanıyorsunuz, biliyorsunuz yetiştiriciler evet. Olarak da dışarıda biz vatandaşlar nereden aklımıza gelir bir adamın 50 tane horoz besleyeceğim. Evet. Evet. Efendime söyleyeyim 100 tane horozdu, tavuktu bunlara bakacağım. Kolay iş değil yani aklım almıyor. Çok zor iş, çok zor iş. Gerçekten kolay bir iş değil. Bu konuda çok sıkıntılar yaşadık. Dün bir yetiştirici arkadaşım beni telefonla aradı. Kendisine şikayet edildiğinden bahsetti. Hı hı. Tabii elinde de deniz horozu ırkı var. Hı hı. Deniz horozu ırkı 2004 yılında TAGEM tarafından, Türkiye Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından koruma altına alınmış Türkiye'deki iki kanatlıdan bir tanesi. Bir tanesi gerze tavuğu, birisi de denizli horozu ve ırkı. Hı hı. Yani devlet bunu koruma altına almış. Şikayet etseler de devlet tarafından korunan bir ırk zaten. Bunun zarar görmesi demek bence bir suçtur. Hı hı. Bu horozun oradan kaldırılması, başka yere götürülmesi. Horoz tek başına yaşamını sürdüremez, idame ettiremez. Horozu bir ortama bıraktığımızda eğer hayvan kendi başına yaşayabilecekse ama bu hayvanı bırakırsın. Şimdi, ama bunu bırakamaz. Tabii şikayetçi olunan en büyük konu sesi. De niye bence, öter bu hayvan? Bence sesi değil. Şimdi Sayın Denizli halkından şunu önemli rica ediyorum. Kişiler kendi arasındaki husumetten kaynaklanan sorunlara Denizli horozunu da alet ediyor. Evet efendim. İki kişi birbiriyle kavga ediyor. Ondan sonra ben bunu ne yapabilirim? Efendim işte bunun Denizli horozu var. Ben bunu bir şikayet edeyim. İşte ondan sonra bundan şeyimi alayım. Hıncım gitsin. O nedenle bu aralarındaki husumetlere Denizli horozunu karıştırmamalarını deniz halkından rica ediyorum. Denizli, burası Denizli.
Denizli horozu ötmesi lazım. Evet. Bu düşünceye sahip olalım. Evet. Osman Bey, o TRT'nin belgeselinde sizin yorumlarınız çok dikkat çekti Galatasaray'da. Niye öttüğünü söylüyordunuz? Niye öter Denizli horozu? Ya şimdi Denizli horozu yerini sevdiyse, ortam iyiyse kendini orada gösterir. Ben buradayım der. Evet. Yani o da onun erkekliğinin bir simgesi. Göstergesi. Yani ben buyum diyor yani o ötmekle. Hı hı. Ama siz dar bir kafese kapatırsınız, ortamı bulamaz. Hı hı. Neşesiz durur, umutsuz, gelecekten kaygısı vardır hayvanın. Biraz sessiz duruyoruz zaten. Yani onun şu anda gelecekten kaygısı var. Acaba kına mı yakacaklar boynumu, onu düşünüyor şu anda. Dar yere girdiği için. Evet. Yani onun özelliği, bütün kanatlar öyledir aslında. Kafes sevmez. Yani geniş ortam ister kanatlı hayvan. Çırpınacak, gezinecek. Yani onun için onun gidişatını iyi görmüyor. Kendi düşüncesi onun, benim tahminim. O yönden sessiz duruyor. Şimdi gürültü yaparsam acaba iş mi çıkaracağım diye. Peki Hasan Bey, sosyal midir deniz doğrusu? Mesela yani kalabalık oldukça o hayvan biraz daha aktif mi olur? Şimdi deniz horozu insanlarla geçinir. Yani bunu küçüklükten bakmanızdan kaynaklanan şeyler. Elinden yem yedirirseniz, elinizden yem yer. Gelir, bunları yemlerken yem tabağını yanınıza koyarsınız. Bunlar yem yerken bunları okşarsınız, seversiniz. Sizden kaçmaz. Ama tabii vahşi şekilde olanları da vardır. Bazıları işte ne yaparlar? Tavuğunu kıskandığından dolayı saldırabilir de. Bunlar da aralarda çıkarlar. Tabii bu her horozda olmaz. Çok nadir denk gelir bunlar. Deniz horozu hakikaten sosyaldir. Özellikle çocuklar, kendi çocuklarımızdan pay biçelim. Üç çocuğum var. En ufak kızım 3 yaşında. Benimle beraber her sabah, her akşam kümesleri gezer. Hı hı. Kümeslerde tavuklara yem verir. Yumurtalarını toplar. Çocuklarımıza Denizli horozu sevgisini aşılamamız gerekiyor. Denizli horozunu çocuklarımızın tanımadığını çok iyi biliyorum. Biz bu görevde bizim. Biz tanıtmamız lazım. Bunu biz yapacağız Allah nasip ederse. Dernek vasıtasıyla. Tek tek gerekirse okullara gidip Denizli horozunu onlara göstereceğiz. Denizli horozu budur. Böyle öter. Bütün özelliklerini onlara anlatacağız. Sevdireceğiz. Deniz horozunu sevdirdiğimizde ortaya çok güzel bir şey çıkacak. Bakın şu an şehrimizde birçok, bahsetmiştik daha önce. Horoz deyince akla dövüş geliyor. Deniz horozu asla dövüşmez. Yani dövüştürürseniz bir yara aldığında, iki horoz kendi arasındaki husumetten dövüşür, yara aldığında hastalanır. Horoz çok çabuk ölür. Naziktir deniz horozu. Irkı naziktir. Bakımı da çok naziktir. O nedenle dövüştürme kesinlikle böyle bir şey olmaz. Deniz horozu dövüşmez. Şimdi deniz horozu, diyelim ki dernek kurmak istediğinizde, şimdi de destek arıyorsunuz mesela. Tamam, biz kendi gücümüzün yettiği kadarıyla derneği kurduk, yol alalım istiyoruz ama destek olursa bu işler daha da çabuklaşır, daha da iyileşir, evet, daha sağlamlaşır. Tabii. Diye düşünün. Zorluğunu da çektiniz mi onun? Yani işte biz deniz horozu yetiştiricileri olarak dernek kuracağız, böyle böyle bir niyetimiz var dediğinizde hemen akla sanki karşıdan o çağrışım yapanlar oldu mu? Biz ifadesinden evet, anlamışsınız. Defalarca bununla karşılaştım. Mesela derneği kurduktan sonra işte rozetimiz var. Hı. Rozet yaptırdık. Üye arkadaşlara bunu üye olunca hemen evet, rozetimizi takıyoruz. Evet. Görüyorlar işte vatandaşlar, o rozet nedir? Şöyle bir eğiliyor okuyayım diye. Okuyor ya, nerede dövüştürüyorsunuz horozu diyor. Hmm. Yani çok şaşkınlıkla karşıladım bunları. Hmm. Hakikaten şaşkınlıkla karşıladım. Artık kendilerine aktardığımızda, anlattığımızda he öyle miydi diyor vatandaşlarımız. Gerçekten bunu vatandaşlarımızın önce bilincinden bunu silmemiz lazım. Deniz horozu kesinlikle dövüşmez. Dövüşmediği için de güzel huylarıyla, efendim, sesiyle, rengiyle, heybetiyle ünlüdür Denizli horozu. Budur. Bunları bizim halkın düşüncelerini değiştirmek için çalışma yapmamız lazım. Sizlerin vasıtasıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bundan dolayı size. Gerçekten büyük bir hizmet yapıyorsunuz. Çocuklarımıza da bunları aşıladığımızda diğer o dövüş horozu
ile ilgilenmeyecek çocuklarımız Denizli horozu ile ilgilenecek ve daha düzgün olacak çocuklarımız. Bunlara da etki yapacak. Şimdi buyurun Yücel Bey. Şimdi Ömer Bey şöyle görüntülerde ara sıra çıkıyor orada beyaz tavuk falan. Belgeselde Demir Bey uzun boyu bahsetti bu işten. Buyurun. Yani Denizli horozunun beyazı olmaz. Denizli tavuğunun da beyaz olmaz. Geçen gün bir yere gittiğimizde bir arkadaşın yanında hafif böyle sarımsı ama beyaz. Ayakları simsiyah, gözleri siyah. İlle iddia ediyor bu Denizli tavuğu diye. Hı hı. Olurdu olmazdı Demir Bey aradık, Antalya aradık. Tavuk mu dedi? Kesinlikle olmaz dedi. Yani beyaz, Denizli tavuğu olmaz. Kesinlikle kırma. O yüzden hani arıyorlar ya bu da çok güzel ötüyor. Ben Denizli'den aldım. Denizli'ymiş bunun babası falan. Beyaz horoza Denizli horozu iddia ediyorlar. Kesinlikle Berat horozundan gelme. Tavuklar da öyle kırma. Kırılmış yani. Berat horozu çok güzel bir horoz. Uzun öten bir horoz. Daha güzel ötsün diye Denizli tavuğuyla falan kırmışlar. Beyaz horoz çıkmış. Ama Denizli değil kesinlikle. Yani kanında, ırkında Denizli'nin damlası yok. İbikleri farklı zaten. Bir de gülübik meselesi yani. Denizli'nin gülübiği de yok. Mutlaka balta ibik olacak. Balta ibik olacak. Ve beyaz olmayacak. Ekrandakinde olduğu gibi evet, dikkat çekiyor zaten. O gösterişiyle, ihtişamıyla, heybetiyle dikkat çekiyor ibiği. Herhalde düşünüyorum da Denizli horozunu diğerlerinden ayrıcalıklı kılan en önemli unsurlardan biri de bu olsa gerek. İbik. Çok doğru. Heybetli ibik. Evet, heybetli ibiği, renkleri ve sesi. Göz rengi dediği gibi. Tırnakları, ayak rengi bunlar çok önemli. Valla çamlı olduğundan mıdır nedir bilmiyorum ama ilk defa bunu dinlendirme ihtiyacı duydum. Pekmez rengine karşı ayrı bir gezmekli görüntü. Evet. Sizin mesela tercihiniz de? Madem bu kadar 5 farklı renk var, 5 farklı variyete var. Genelde heykeli de yapıldı biliyorsunuz. Evet. Demir kır. Demir kır heykelde çok güzel duruyor. Ama en çok tutulan da pekmez kefi dedikleri renk. Yani kanadının şu üst bölgesinde pekmez rengine çalan renkler olacak. O daha çok tutuluyor. O horozların tutulma nedeni de tabii göze hoş geldiğinden dolayı renk olarak. Evet, göze hoş. Bizce rengi çok o kadar önemli değil. Bizim belirlediğimiz kriterlere uysun. Bizim gözümüze hoş gelsin. Göze hitap etmesi. Irkı sağlam olsun. Evet. Kulağa sesi hitap etmesi. Kulağa da hitap edecek. Sesi güzel olacak. Bazı insan vardır. 13 saniye öten horozdan hoşlanır. 15 saniye. Sesi kalın olsun der. İşte 300 metre ileriden 500 metre ileriden duyulsun der. Bazı insan vardır. Sesi ince olsun uzun ötsün der. O şekilde kişilerin zevkine kalmış bir şey. Yani bunun ötüş şekilleri de var. 3 farklı tarzda öter. Birisi aslan ötüşü. Aslan ötüşünde önce bir tüylerini bir kabartır. Ondan sonra öter hayvan. Daha sonra yiğit ötüşü vardır. Yiğit ötüşünde de bir pozisyon olur. Şöyle öteceği zaman elini ayaklarını falan bir pozisyon aldırır. Ondan sonra öter. Bir de kurt ötüşü vardır. Bir anda ötmeye başlar. Onu da tahmin edemezsin. Diğerlerinin öteceğini anlarsın ama kurt ötüşünde öten hayvanın Yakalayamazsın. İşte bahsetmiştik ya işte 33 saniye kaydettik, 4 saniyesini kaydedemedik. İşte onu yakalayamıyorsun. Bir anda ötmeye başlar. O pek belirginlik vermez. Yani hayvanlar bizce renk olarak hepsi bizim gözümüze iyi hitap ettikten sonra, kulağımıza iyi hitap ettikten sonra hepsi bizim için aynı. Tabii Osman Bey meselesi. Sizin özel bir tercihiniz var renk olarak. Hayır ben yok. Renk olarak demir hepsi. Kır var zaten demir. Benim de. Evet. Yani hoşuma gidiyor benim renk olarak. Yani yetiştiricilerin de kendi arasında renk tercihi olur zaten illaki. Yani herkes aynı ilgisi vardır bir renge. Vardır. Bir renge daha çok duyarlıdır. Peki sizdeki bu ilgi çocuklarda da var mı? Çocuklarda var. Alışkanlık mı yoksa yani bu biraz içten gelir. Bir alışkanlık farklıdır. Sürekli horoz görüyorlar, sürekli onun içindeler. Yoksa içten gelen yani, farklı bir sevgi de var diyorsunuz. Şimdi bu çocuklar için de iyi bir şey. Bir meşguliyet. O hayvanı seven bir çocuk çevresinden de iyi geçirir. Çünkü onda sevgi şeyi var yani oluyor. Evet. Yani yalnız kalmıyor çocuk. Hayvan seven bir çocuk etrafından iyi geçinir. Bu bir gerçektir yani. Anlaşır, sever. Hayvan sevgisi olmayan biri sokakta bir kedi görse dahi onu taşlar. İllaki yani. Ama hayvan evinde hayvan olan bir çocuk bunları bilir yani. O hayvanın taş atılmayacağını,
sevileceğini onu bilir. Yani bu açıdan çocuklarda var. Evet. İlla ki yani. Evet. Yücel Bey, horozdan başka hayvan besliyorsunuz? Bir tane kanaryam var. Bir de kanaryanız var. Asıl bende akvaryum vardı bolca. Onları bıraktım. Hı. Yani iki tane gene büyük akvaryum var. Evet. Onun içinde balıklar var. Yani bir 30 seneden fazla balık üretim yaptık aslında. Hı hı. Hobi olarak gene o da. Hı hı. Fakat bel ağrısı fıtık falan olunca o zor gelmeye başladı. Bıraktık, iki tane kaldı büyük akvaryum. Hı. Aslında şimdi denizli. Deniz horozu. Evet. Peki deniz horozunun en zoru ne? Bakımı, yetiştirmesi açısından. Valla sevdikten hani sonra... bazen bir işi yaparken ya yetti artık dediği zaman olur ya. Yok, şimdi hiç öyle bir zaman olmuyor. Sevdikten sonra hiç öyle bir zaman olmuyor. Daha büyük bir zevk şimdi. Ne kadar yorulsanız da tam oradan bir uzunca bir ötmeye başladığı zaman yorgunluk falan geçiyor. Hı. Hı. Hele bir de üretim zamanında civcivler çıkıyor böyle siyah siyah cıvıl 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 cıvıl. Evet. Yani onun çok fazla yok. Eğer kafesleriniz ve sisteminiz düzgünse yorgunluk diye bir şey olmaz. Ha, kafesler düzgün değilse, düzenli değilse o zaman zor. Çünkü küçük küçük altları falan sıkıntılı, temizlemesi zor, suların değiştirmesi zor, çok fazla olduğu için. Ama bir düzene soktuysanız onun bir zorluğu yok. Evet. Hasan Bey, denizli horozu horozu dedik de denizli tavuğunun özelliğini, tabii, onun da hakkını verelim. Evet, İçişleri evet. Bakanı olmadan olmaz çünkü. Zaten denizli ırkında belgeselde Demir Bey de bahsetti. Belirleyici olan cinsiyetin belirleyicisi tavuktur. Tavuk belirler cinsiyeti. Eğer tavuğunuz iyiyse, kaliteliyse iyi ve kaliteli horozlar alırsınız. İyi ve kaliteli elinizde ırk oluşur. Bu nedenle tavuk çok önemlidir. Tavuğumuz da öter. Denizli tavuğu öter. 8-10 saniye öten tavuklarımız var. Arasına denk geliyor. Hepsi ötmez ama çok nadirdir. Bunlar da tavuğun da öttüğünü burada belirtelim. Denizli horozu gerçekten tavuğuyla var olan bir ırk. Tavuk gerçekten çok önemli burada. Horoz heybeti duruşu güzel ama tavuğu da iyisini bulmak gerekiyor. Tavuğun da kalitelisini bulmak, ondan üretmek gerekiyor. İnşallah bugün sesimizi duyanlar gerek Denizli horozuna gerek derneğinize daha fazla ilgi gösterirler. Efendim dedim ya, Denizli'ye ait. Denizli'yi Denizli yapan, bizi biz yapan değerimiz her ne varsa onları bu ekranlardan sizlere ulaştırmaya, taşımaya çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi istiyoruz ki kıymeti bilinsin. Kıyıda köşede kalmasın, göz ardı edilmesin. Niyetimiz o. Bu böyle bir niyet tabii ki tüm toplumun, kamunun yararına olan bir niyet. Dernek çalışanları da öyle. Önemli bir görevi üstlenmişler. Kolay değil, zor bir iş. Birçok riski göz önüne alıyorsunuz. Onlar daha iyi biliyorlar işin zorluklarını. El birliğiyle inşallah sahip çıkarız. Ve ben eminim ki bugün buradan bu sesimizi duyan Denizli Valiliği de, Denizli Belediyesi de, İl Özel İdaresi de bir kat daha ilgi gösterecek, daha duyarlı davranacaktır bu konuda. Sağ olsunlar, zaten eksik etmiyorlar ilgilerini bu tür konularda. Az bir zamanımız kaldı. Osman Bey, buyurun sizden başlayalım. Ne söylemek istersiniz? Gerek Denizlilere, gerekse horoz yetiştiricileri. Bu iş Deniz Horozu Yetiştiriciler Derneği diğer derneklerden çok çok farklı bir olay. Diğer derneklerin belli bir günlerde bir etkinlikleri var. Hı hı. O bir günde, iki günde hallolup geçiyor. Bizimki yıl 365 gün, her gün sabah akşam onun orada olmak zorundasın. O hayvanla ilgilenmek lazım. Öbür derneklerin de kendine göre zorlukları vardır ama bu yine başka bir olay. Sabah akşam, hele civciv zamanında günde 4-5 defa. Mesela biz işi bırakıp gidemiyoruz, siz de horozları bırakıp ama işte ben işten geldiğimde işin bütün yorgunluğunu, stresini o 15 dakikada dünyayı unutuyorum yani. Borcum varmış, derdim varmış, ödemem varmış, onlar gitti. O 15 dakikada ben kaydı sildim, yeniledim. Yeni bir güne başlıyor gibi stresimi atıyorum yani. Çok güzel bir şey oluyor. Rahatlıyorum. Sofra atılıyor. Çocuklar bağırıyor. Yemek geldi. Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. 5 dakika, 10 dakika daha. Evet. Yani o bir stres atma. Çok güzel bir şey. Rahatlıyorum. Herkese tavsiye ederim. İmkanı olan herkes bir horozlu, iki tavuklu olsa yetiştirsin. Yardımcı olsunlar derneğe. Evet. Yücel Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle böyle bir program hazırladığınız için çok teşekkür ederiz. Hiç olmazsa sizin vasıtanızla da sesimizi duyurmuş oluyoruz. Evet. Denizli horozunu seviyorsak sahip çıkmamız lazım. Yani tüm resmi kurumlarla, tüm vatandaşlarla, tüm yetiştiricilerle beraber
paslaşıp sahip çıkmamız lazım. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Benim temennim de o. Evet başkan, son olarak siz de evet. Söyleyeceksiniz. Güzel, ben de dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Bu ortamı bize hazırladığınız için duyarlılığınızdan dolayı. Deha ailesine çok teşekkür ediyorum. Bütün basından da bu desteği bekliyoruz. Bulacağımı da eminim. Bize ulaşanlar da var. Deniz halkına buradan sesleniyorum. Öncelikle Denizli horozuna sahip çıkalım. Denizli horozunu sevelim. Çocuklarımıza bu sevgiyi aşılamak için elimizden geleni yapalım. Bununla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından destek beklediğimizi belirttik. Onlar da desteklerini vereceklerdir. Bundan da eminim. Derneğimiz çatısı altında diğer yetiştiricileri de toplamak için çalışmalarımıza başladık. Tek tek hepsine ulaşmaya çalışacağız. Şu an 50'ye yakın, dediğim gibi elimizde olan liste var, isimler var, telefonları var. Onlara ulaşacağız. Bizim bilmediğimiz, bizi bilen diğer yetiştiriciler de bize ulaşsınlar. Deniz Doğruzu Yetiştiricileri Derneği olarak bize ulaşsınlar. Hepsinden destek bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Denizli halkına. Desteklerini bekliyoruz efendim. Evet, ben de size kolaylıklar diliyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Evet. Böyle önemli bir değere sahip çıktığınız teşekkürler. İçin. Teşekkürler. Evet, yıllar alıyor bu iş. Öyle kolay değil. Dün bir, bugün iki de bekle de bitmiyor. Evet. Çaba istiyor. Vakit istiyor. Aynı zamanda özveride bulunmak gerekiyor. Dedim ya Osman Bey'e, biz işi bırakıp gidemiyoruz. Siz de sanırım hayvanları hakikaten öyle. Çünkü yani çok önemli bir işiniz olur. Herkes sağda soldadır. Bir uğraşı vardır ama siz o hayvanlar size, dedi ya Osman Bey, bakıma muhtaç biri gibi elinize bakar, avcunuza bakar. Evet. Bırakıp da öyle gidemezsiniz. Aklınızın bir kenarında mutlaka onlar vardır. Ne haldeler, ne yaptılar, başlarında bir şey geldi mi diye. Hele hele her gün dikkatli bir şekilde gözetlemek, onların sağlığıyla ilgilenmek, bakımıyla ilgilenmek, beslenmesiyle ilgilenmek çok önemli. Çocuklara hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Bin bir türlü hayvan beslemeleri için çoğunun da bakımı zor, onu da biliyorum. Fırsat, imkan buldukça getiriyoruz. Onları hayvanlarla buluşturuyoruz ama niye bizim olan, bizim değerimiz olan Denizli horozuna sahip çıkmıyoruz? Lütfen özellikle müstakil evleri bulunanlar, bahçeleri olanlar ya da böyle geniş siteler olup da bir kenarda en azından onlara yer ayırabilecek durumda olanlar Denizli horozuna sahip çıksınlar. Meraklısı çok, onu çok iyi biliyorum. Çünkü bahçeli evi olanlar bir şekilde sadece Denizli horozu değil, farklı farklı hayvanları besliyorlar, bakıyorlar. Onları da bir kez daha buradan kutluyorum. Horoz kimindi ya? Adını almadan geçmeyelim. Bizim horozu götürdüler, evet. Orada gösterdiler, evet. Bir adımızı anmadılar demesin. Horoz derneğimizin kurucu üyelerinden Cafer Gülkaya'ya ait. Evet. Horoz. Cafer Bey'e de teşekkür ediyoruz. Onun temsilen bugün horozu burada oldu. Denizli horozunu da canlı canlı bu yayın sırasında gösterdik. Efendim, bir başka programda farklı bir konu ve konuklarla yine böyle keyifli, hoş bir sohbetle karşınızda olabilmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.